için minik çente gel. Gel, gel, gel. Ay, ay, düşecek şimdi. Ay. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben de bir yarışmayı yapmaya çalışıyorum tam olarak. Ama bakalım yapabilecek miyim? Hoş geldiniz arkadaşlarım. Bugün nasılsınız? Ben çok iyiyim. Ve çok güzel bir oyun hazırladım. Bunu siz de evde mutlaka yapın. Çok eğlenceli bir oyun. Şimdi arkadaşlar bu balonu havaya atacağım ve önce sadece kırmızı renkleri kovaya koymaya çalışacağım. Bu arada balonun düşmemesi gerekiyor. Çok önemli. Evet, kırmızılar. Önce kırmızıları koyacağım. Daha sonra da iki balonla birlikte renk fark etmiyor. Karışık renkleri koyabilirim. Ama şimdi bir tane balonla sadece kırmızı renkleri kovaya koymaya çalışacağım. Hazır mısınız? Hadi o zaman başlıyoruz. 1, 2, 3. Ay, önce bir bakayım kırmızılar nerede? Tamam, gördüm. Evet, yere düşmemesi lazım. Yakaladım. Çok çok korkuyorum. Kaç tane? 3 tane topladım. Biraz şöyle kırmızıları ön tarafa alayım. Evet. Birazcık hile yapayım değil mi arkadaşlar? Yoksa nasıl alacağım o kırmızıları? Evet, hemen başlıyoruz. Aa, düştü kovanın içinden. Yavaş koymam gerekiyor. Atıyorum. Yapamadım. Bir daha. Atıyorum. Yakalıyorum. Öbür topum da düştü. Kaç tane kırmızı oldu acaba? Bakayım. 1, 2, 3. Tam 5 tane kırmızı yakalamışım arkadaşlar. Bir tane daha yakalayalım. Bakalım yakalayabilecek miyim? Evet. 1, 2. Ay, olmadı. Bunu koyup böyle tutmam gerekiyordu. Şimdi 6 tane yakaladım. Şimdi biraz daha zor olanı yapacağım. 2 balonu atıp bu kovanın içine karışık renklerle dolduracağım arkadaşlar. Bakalım yapabilecek miyim acaba? Çok korkuyorum. Bence biraz zor olacak iki balonla. Atıyorum. Ay, bir tane yapabildim. Atıyorum. Ay ay ay. Yapmak çok zor iki taneyle. Bir daha yapıyorum. Hadi balonlar biraz daha havaya. Ay, iki tane koydum. Evet, biraz daha uzun atayım havaya. O zaman daha çabuk yapabilirim. Ay ay ay. Yakaladım ve gerçekten 3 tane de top koymuşum kovanın içine. Devam ediyoruz. Biraz daha yukarı. Ay, yapamadım. Bu olmadı. Biraz daha yukarı. Ay, balonların düşmemesi lazım. Eğer balonlar düşerse yanarım. Çok daha dikkatli olayım. Devam ediyoruz. 1, 2, 3. Ay, çok yoruldum. Kaç tane topladım acaba? Biraz daha devam ediyorum. 1, 2, 3. Ay, olmadı, yapamadım. Bir daha. Çok çok çok. Bütün toplar düştü ama balonlarım düşmedi yere. Devam ediyorum. Ay, evet, onu da yakaladım. Bir kere daha yapıyorum. Merak ediyorum kaç tane top aldım acaba. Ay ay, evet. Ay, yakaladım. Bakayım, merak ediyorum kaç tane top yakalamışım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tam tamına 7 tane top toplamışım. Şimdi 2 tane zor oluyor. Bu sefer yine bir tane balonla ama karışık renklerle yapacağım. Bakalım yapabilecek miyim? 1, 2, 3. Evet, atıyorum. Yakalıyorum. Atıyorum. Yakalıyorum. Atıyorum. Yakaladım. Karıştıralım biraz şöyle. Evet. Atıyoruz. Ay, olmadı. Atıyoruz. Yakalıyoruz. Balon elimde olmamalı kovanın içine top koyarken. Devam ediyoruz. Evet. Ay, o da olmadı. Sarı rengi al. Ay, yine olmadı. Balonu
atıp topu koyup tekrar yakalamalıyım. Uf, yine kovanın içi doldu. Bakalım bu sefer hangi renkleri toplamışım. Kırmızı yakalamışım. Sarı da yakalamışım. Oo, neredeyse her renkten. Turuncu da yakalamışım. Yine sarı. Ve yeşil. Ve turuncu. Ve kırmızı yakalamışım. Bir şey daha yapalım. Bu sefer de hiç mavi yakalamamışım. Biraz da mavi yakalayalım. Ama tek renk yapacağım. Ama iki balonla beraber. Bakalım bu sefer olacak mı arkadaşlar? Evet, mavileri gördüğünüz gibi üste koydum. Bir tane de yere düşmüş. Onu da alalım. Evet, şimdi iki balonu fırlatacağım. Ve sadece mavileri alacağım. Ay, yapabilecek miyim acaba? Evet, bir, iki, üç. Ay, balonum. Yandım. Bir tane balonum gitti. Yandım şu anda arkadaşlar. Neyse, devam edeyim. En azından mavileri toplayayım. Balonum düşmeden mavileri toplamaya çalışıyorum. Ay, çok heyecanlı oluyor. Evet, galiba bütün mavileri topladım arkadaşlar. Ve bu yarışı da kazanmış oldum. Acaba kaç tane mavi vardı? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve tam 8 tane mavi top yakalamışım. Harika. Bu oyunu arkadaşlar mutlaka çok sevdiğiniz bir arkadaşınızla oynayın. Güzel bir yarışma yapın. Ya da annenizle de oynayabilirsiniz. Ya da babanızla da. Ya da bütün aile yapabilirsiniz. Bakalım bu yarışmayı kim kazanacak sizin ailede? Evet arkadaşlar, güzel bir oyun ve renkli renkli toplarla çok eğlenceli oluyor bu oyun. Ve ben de bu oyunu hazırlarken şey geldi aklıma. Davut da biliyor musunuz? Küçücüktü, kısa boyluydu ama koskocaman dev olan Goliat'ı yendi. Evet, ve biliyor musunuz? Sadece dikkatini sapanına verdi ve onu tek bir taşla yendi arkadaşlar. Ve ben de bu oyunu oynarken anladım ki çok dikkatli olmak gerekiyor ve dikkatimizi gerçekten oyuna vermemiz gerekiyor. Ve biliyor musunuz? Aynı şekilde kilisede de bize ders veren büyüklerimizi dikkatle dinlemek çok önemli. Hatta belki gece uyurken anneniz ya da babanız size kutsal kitaptan bir hikaye okuyor olabilir. Onu da dinlerken çok dikkatli olmalıyız. Dikkatimizi bize ne anlatılıyorsa ona vermeliyiz, yoksa anlatılan hikayeyi anlamayız değil mi arkadaşlar? İşte birazdan Tanrı Sözü'nde de Davut'un Goliat'ı nasıl yendiğini öğreneceğiz ve çok dikkatli bir şekilde izleyeceğiz. Hadi gelin şimdi güzel bir çizgi filmle devam edelim. Biraz sonra görüşürüz. You're watching Hoopla Kids. Some ducks, E-I-E-I-O. With a quack quack here and a quack quack there. Here a quack, there a quack, everywhere a quack quack. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had some pigs, E-I-E-I-O. With an oink oink here and an oink oink there.
here an oink, there an oink, everywhere an oink, oink. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had some cows, E-I-E-I-O. With a moo moo here and a moo moo there, here a moo, there a moo, everywhere a moo moo. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had some dogs, E-I-E-I-O. With a woof woof here and a woof woof there, here a woof, there a woof, everywhere a woof woof. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had some cats, E-I-E-I-O. With a meow meow here and a meow meow there, here a meow, there a meow, everywhere a meow meow. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had some horses, E-I-E-I-O. With a neigh neigh here and a neigh neigh there, here a neigh, there a neigh, everywhere a neigh neigh. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Evet, tekrar hoş geldiniz arkadaşlarım. Güzel bir çizgi film izledik. Ali Baba'nın çiftliğinde bir sürü hayvanları var değil mi? Evet, şimdi onu yapmayacağız tabii ki. Bugün Tanrı Sözü'nde arkadaşlar Davut ve Goliat'tan bahsetmek istiyorum. Davut biliyorsunuz çok gençti ve kısa boyluydu ve o bir çobandı. Koyunlara bakıyordu, onları otlatıyordu. Goliat ise çok uzun boylu, kocaman bir devdi ve Davut onu yendi arkadaşlar. Tabii ki Rabbin ona yardım etmesiyle. Hadi gelin videomuzu izleyelim. Sonra bakalım nasıl yenmiş öğrenelim. İşte küçük Davut. Çok gençti ve koyunlara bakıyordu. Ve elinde de sapanı vardı. Sapanın içinde de bir taş vardı arkadaşlar ve çok seviyordu sapanla oynamayı. Ve bir gün Goliat adında bir dev kimsenin onu yenemeyeceğini düşünüyordu. Acaba beni yenebilecek biri var mı diye düşünüyordu. Ve bakın onun karşısına kim çıkıyor? Tabii ki Davut kraldan izin istiyor bunun için. O devi ben yenebilirim. Ben devin karşısına çıkabilirim diyor. Kral da ona izin veriyor. Ve bakın ne kadar cesaretli. Sapanını sallıyor sallıyor. Ve tam devin alnına doğru atacak şimdi onu. Hop! Düştü! İşte o küçücük boyuyla Davut kocaman devi yendi arkadaşlar. Ama tabii ki Tanrı'nın yardımıyla tek başına yapamazdı bunu. Ve kral bundan çok mutlu oldu. Çünkü devi yenebildi. Arkadaşlar düşünsenize kocaman bir dev, kimse onu yenemiyor ve herkes ondan korkuyor.
Ama Davut Tanrı'ya güvendi. Tanrı'nın o devi yeneceğine inandı. Yani Tanrı'ya o kadar güvendi ki Davut tek bir taşla koskocaman devi yendi arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi biz dikkatimizi çok neye verirsek, yani dikkatli bir şekilde her şeyi yaparsak Rab bize yardım eder ve o zaman kazanabiliriz arkadaşlar. İşte Davut'un ve Goliat'ın hikayesi de böyleydi. Ben de şimdi bu hikayeyle ilgili bir etkinlik yapmak istedim. Biz de bir sapan yapabiliriz arkadaşlar. Ama zarar vermeyecek şekilde tabii ki yumuşak pomponlarla plastik bardakları devirebiliriz. Şimdi çok basit bu renkli çubukları yapıştıracağız. Sonra da lastik takacağız ve o lastikle beraber fırlattığınız zaman bardakları devirebilirsiniz. Şimdi sadece çubuğumuzun ucuna birazcık yapıştırıcı sürüyoruz. Ve arkadaşlar, bu yapıştırıcının kurumasını beklemeniz gerekiyor. Yoksa hemencecik çıkıverir. Bakın, sarı ve yeşil yaptım. Ve bir lastik takıyoruz. Evet. Şimdi taktığımız lastiği de şöyle, dediğim gibi yapıştırdığınız zaman kurumasını beklemeniz gerekiyor. Ben şimdi biraz acele ettiğim için. Evet. Ve belki biraz daha büyük bir lastikle de yapabilirsiniz. Bir tanesini açalım. Evet. Ve şu şekilde durması gerekiyor. Sonra topunuzu alıp fırlatıyorsunuz ve evet, şu anda tam yapıştıramadığımız için topu alıyoruz ve fırlatıyoruz. Tabii ki plastik bardak olduğu için onlar çok daha kolay devrilebilir. Tıpkı bir bowling gibi, belki de sadece şöyle yapmanız da yeterli olacak. Ve fırlatıp attığınız zaman, hatta belki de ucuna da bir şöyle uzun olsun diye bir çubuk daha takabilirsiniz. Hemen onu da göstereyim. Bir çubuk daha takalım. Ve belki de arkadaşlar lastiği biraz kesebiliriz. Küçük bir lastik olduğu için. Hemen şuradan makasımı alayım. Bir kesip de deneyelim bakalım. O zaman nasıl olacak? Bağlıyoruz. Ve o zaman daha gergin olabilir. Tabii ki dediğim gibi yapıştırdığınız çubukları çok iyi koruması gerekiyor. Ve belki o zaman, evet, şimdi kurumadığı için şöyle yine bunu geçirelim biz. Evet. Bu şekilde sizin de bir sapanınız olmuş olacak ve topu, dediğim gibi bardakları dizip topu attığınız zaman bardaklar devrilecek. Evet arkadaşlar, şimdi bir ilahi söyleyelim birlikte. Diyor ki ilahi de, alkışlayarak sevinelim çünkü İsa bizi kurtardı. Evet, o her zaman bize yardım eder ve bizi kurtarır. O zaman bu ilahiyi söyleyelim.
alkışlayarak sevinirim. Hadi siz de belki olduğunuz yerde alkışlayarak bu ilahiyi söyleyebilirsiniz. Alkışlayarak sevinirim, alkışlayarak sevinirim, alkışlayarak sevinirim. İsa beni sever, dans ederek sevinirim, dans ederek sevinirim, dans ederek sevinirim. İsa beni sever, eski söyleyerek sevinirim, eski söyleyerek sevinirim, eski söyleyerek. Alkışlayarak sevinirim, alkışlayarak sevinirim, İsa beni sever. Evet, İsa hepimizi seviyor arkadaşlar, bunu sakın unutmayın, olur mu? Ve kendinize çok çok iyi bakın, tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Sen çok sevilen Tanrı'nın dostusun sen. Tanrı'nın sevgisini öğrenmek için minik kente gel. Gel, gel, gel. İsa, Petrus'un evine geldiğinde
Onun kaynanasının ateşler içinde yattığını gördü. Eline dokununca kadının ateşi düştü. Kadın kalkıp İsa'ya hizmet etmeye başladı. Akşam olunca birçok cinliyi kendisine getirdiler. İsa onlardaki kötü ruhları tek sözle kovdu, hastaların hepsini iyileştirdi. Bu, Peygamber Yeşaya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Zayıflıklarımızı o kaldırdı, hastalıklarımızı o üstlendi. İsa çevresindeki kalabalığı görünce gölün karşı yakasına geçinmesini buyurdu. O sırada din bilginlerinden biri ona yaklaşıp, "Öğretmenim," dedi, "nereye gidersen senin ardından geleceğim." İsa ona, "Tilkilerin ini, kuşların yuvası var ama insanoğlunun başını yaslayacak bir yeri yok," dedi. Başka bir öğrencisi İsa'ya, "Ya Rab, izin ver önce gidip babamı gömeyim," dedi. İsa ona, "Ardımdan gel," dedi. "Bırak ölüleri, kendi ölülerini kendileri gömsün." İsa tekneye binince ardından öğrencileri de bindi. Gölde ansızın büyük bir fırtına koptu. Öyle ki dalgalar teknenin üzerinden aşıyordu. İsa bu arada uyuyordu. Öğrenciler gidip onu uyandırarak, "Ya Rab, kurtar bizi yoksa öleceğiz," dediler. İsa, "Neden korkuyorsunuz ey kıt imanlılar?" dedi. Sonra kalkıp rüzgarı ve gölü azarladı. Ortalık süt liman oldu. Hepsi hayret içinde kaldı. Bu nasıl bir adam ki rüzgar da göl de onun sözünü dinliyor, dediler. İsa oradan geçerken vergi toplama yerinde oturan birini gördü. Matta adındaki bu adama, "Ardımdan gel," dedi. Adam da kalkıp İsa'nın ardından gitti. Sonra İsa, Matta'nın evinde sofrada otururken birçok vergi görevlisiyle günahkar gelip onunla ve öğrencileriyle birlikte sofraya oturdu. Bunu gören Ferisiler, İsa'nın öğrencilerine, "Sizin öğretmeniniz neden vergi görevlileri ve günahkarlarla birlikte yemek yiyor?" diye sordular. İsa bunu duyunca şöyle dedi, "Sağlamların değil, hastaların hekime ihtiyacı var. Gidin de ben kurban değil, merhamet isterim sözünün anlamını öğrenin. Çünkü ben doğru kişileri değil, günahkarları çağırmaya geldim."